Ton Ana Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Simge Özden. Gündemde öne çıkan başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızdayız. Bugün saat 17.17'de BİGA Orman İşletme Müdürlüğü'nde gözetleme faaliyeti yapan Kocatepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden Otlukdere Köyü civarı orman alanından duman yükseldiği ihbarı geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla yangına müdahale etti. Çanakkale Bayramiç Keşan'da konuşlu 3 helikopterle, Balıkesir'de konuşlu 2 helikopter, 2 su atar uçak ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun ve etkin müdahalesiyle devam ediyor. Bültenimize geçtiğimiz günlerde 52 saat süren yangının tekrar etmemesi dileğiyle başlıyoruz. Milyonlarca emeklinin gözü dün gerçekleşen kabine toplantısındaydı. Ek ya da seyyanen zam beklentisi devam eden emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayını işaret etti. Memur, işçi ve emeklilerin zam oranları belli oldu ancak hiçbir kesim verilen zamdan memnun olmadı. Vatandaşları enflasyondan korumak için yapılan zamlarla beraber asgari ücret 11.402 liraya yükselirken emeklilere %25 oranında zam uygulandı. Memurlarsa %17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8.077 lira zam aldı. En düşük emekli maaşı 7500 lirada sabit kaldı. Emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Son umut dün gerçekleşen kabine toplantısına kalmıştı. Ancak oradan gelen müjde de emekliye yeni bir hayal kırıklığı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem emekliler hem asgari ücretliler için yılbaşını işaret etti. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Mağduriyetlerini her fırsatta dile getiren emekliler içinse 2024 Ocak ayı çok geç. Çok umutluyduk ama maalesef Ocak ayına kadar nasıl dayanacağız bilemiyorum. Ocak ayı çok geç kardeşim. Şu anda zaten 355 lira ilave zam yapıldı. Değer mi hiç? Biz çalışmasak açız. İyi değil yani. Zamanında verecekti. Herkesle beraber verecekti. Valla ondan önce kendisi tasarruf yapsın. Biz emekçi kesimini hiç düşünmüyoruz. Memur kesimi de işçi kesimi de. Değeri yok. Verdi bize 25 işte yeterli değil. %34 şeye verdi. Asgari ücrete bize 25 verdi. Valla çok geç olacak yani. Biz... Emeklerin işi çok zor yani. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıta yapılan son zamları eleştirerek akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu akaryakıt zamlarını eleştirerek yapılan uygulamayı ekonomik bir soykırım olarak tanımladıklarını söyledi. Hükümetin yayınladığı israf genelgesini de eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Açıkça ifade etmek gerekirse akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması lazım. O nedenle biz yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. Bir avuç kişiyi zengin etmek, 85 milyonu bir avuç kişiye hizmet eder hale getirmek bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. 85 milyonu siz perişan ediyorsunuz zamlarla ve vergilerle. Bir avuç kişiye para aktarmak için. Dikkat ederseniz alınan önlemler arasında saray harcamaları dolayısıyla bir israf genelgesi yok. Sarayda her şey mükemmel. Her şey mükemmel. Hiçbir sorun yok sarayda. Dolayısıyla sarayın itibarı denilerek, israfı sarayın itibarı olarak gördüğünüzde bir israf genelgesi saray için asla çıkaramazsınız. Değerli arkadaşlarım, hiç kimse biriktirdiği veya çaldığı servetin esiri olmamalıdır. Biriktirdiğiniz ve çaldığınız servetin esiriyseniz
siz ülkeyi yönetemezsiniz. Çaldıkları ve biriktirdikleri servetler var. O servetlerin büyük bir kısmı yurt dışında ve şimdi bunlar ülkeyi yönetiyorlar. O nedenle ülke bu durumda değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Merkez İlçe Mahalle Delege seçimlerinde sona gelindi. Son mahalle olan Barbaros Mahallesi de bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Seçimler sonucundaysa 97 delege seçilecek. Henüz açıklanmayan Barbaros Mahallesi seçimleri hariç tüm merkez ilçe seçimleri başında parti meclis üyesi Muharrem Erkek'in yer aldığı değişim grubunun beyaz listesi kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Örgütü Merkez İlçe Delege seçimleri bugün son buluyor. Muharrem Erkek, İsmet Güneşan, Serdar Soydan ve Erdal Gezen gibi isimlerin desteklediği beyaz liste şu ana kadar girdiği mahalle seçimlerinin hepsini önde bitirdi. Delege seçimlerinde son mahalle olan Barbaros Mahallesi de bugün delegelerini seçmek için belediye çalışanları eğitim ve sosyal tesis alanında bulunan Ercan Atsız Salonu'na giderek oylarını kullandı. 1486 CHP üyesinin bulunduğu Barbaros Mahallesi'ndeki seçimlere partililer yoğun ilgi gösterirken seçimler sonucunda 97 delege seçilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Örgütü adeta liste savaşlarını yaşadı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan mavi listeyle parti meclis üyesi Muharrem Erkek beyaz listeyle delege seçimlerine girdi. Henüz açıklanmayan Barbaros Mahallesi seçimleri hariç tüm seçimlerin kazananı beyaz liste oldu. Kulisler 21 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ülgür Gökhan'ın merkez ilçedeki gücünü kaybettiğini konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Örgütü'nün merkez ilçedeki mahalle delege seçimleri sona erdi. Muharrem Erkek, İsmet Güneşan, Serdar Soydan ve Erdal Gezen'in başını çektiği ve değişim diyen beyaz listeyle Ülgür Gökhan, Rebiye Ünüvar ve Evren Kızıoğlu'nun başını çektiği mevcut düzeni savunan mavi liste yarıştı. Barbaros Mahallesi delege seçimlerinin henüz açıklanmayan sonuçları hariç tüm mahallelerde seçimi beyaz liste kazandı. 2002'de dönemin belediye başkanının istifa etmesiyle seçilen ve 21 yıldır Çanakkale Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ülgür Gökhan, böylece tek gücü olan merkez ilçeyi kaybetti. Turizmin duayen isimlerinden avukat ve iş insanı Mehmet Öngen, 37 yıl önce SHP Ayvacık ilçe başkanı olarak başladığı siyasi yaşamındaki bilgi ve birikimini Çanakkale Belediye Başkanlığı'na taşımayı hedefliyor. CHP'li Öngen, Çanakkale'yi estetik ve güzellik bakımından kimsenin tanıyamayacağı bir kente dönüştüreceğini söyledi. Siyasete 37 yıl önce SHP Ayvacık ilçe başkanlığı göreviyle başlayan, Çanakkale'de iş dünyasının önemli isimlerinden avukat Mehmet Öngen, CHP'den Çanakkale Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. Profesyonel siyasete virgül koyan Öngen, doğduğu, büyüdüğü Yeşilyurt Köyü'nü turizm merkezi olarak yapılandırmak üzere ilk otelini yaparak iş hayatına girdi. 37 yıl önce SHP'nin Ayvacık ilçe başkanıydım. Daha sonra SHP'nin Çanakkale il yönetimine seçildim. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılırken de Çanakkale'de ilk kurucu il yönetim kurulunda il başkan yardımcısı olarak görev aldım. 1995 yılında politikaya ara verdim. Nokta koymadım da bir virgül koydum diyelim. Ondan sonra iş hayatına atıldım. Benim yaşamımda çok büyük bir hayalim vardı. Doğduğum, büyüdüğüm Yeşilyurt Köyü'nü bir turizm merkezi olarak yapılandırmak ve buraya bir otel inşa etmek. Şükürler olsun çok büyük uzun süren bir mücadele sonunda Yeşilyurt Köyü'nü bir turizm merkezi olarak yapılandırma konusunda bayağı mesafe kat ettik. Oranın ilk otelini yaparak turizm başlattım. Öngen yıllar sonra iş dünyasında kazandığı bilgi, birikim ve tecrübeleriyle içinde hep uhde olarak kalan siyasete geri döndü. Açıkça bir proje ve hizmet üretimine odaklı bir siyaset yapma konusunda fırsat doğdu. Ben bu kararı aldığım andan itibaren, kafamdaki bu kent için projelere hazırlanmaya başladım.
Çanakkale Belediye Başkanlığı için çalışmalarına iddialı projelerle start veren Öngen, gerek yurt içi ve yurt dışındaki deneyimlerini, gerekse ülkenin önde gelen iş, sanat, siyaset dünyasının tanınmış simalarıyla kurduğu ilişkilerini Çanakkale'ye aktarmak için kolları sıvadı. Belediye Başkan Aday Adayı sıfatıyla Sarıçay üzerinde Türkiye'nin ilk tatlı su yat limanı projesini Ton TV mikrofonlarına açıkladı. Şu anda durduğumuz Sarıçay'ın kenarında iki tane Türkiye'de ilki gerçekleştirmek. Birincisi Türkiye'nin ilk tatlı su yat limanını bu Sarıçay içinde yapmak. İki, karşımızda gördüğümüz Fevzipaşa Mahallesi'nde mevcut halini tutarak Avrupa Birliği'nin hibe fonlarından muhakkak destek alarak restore edip turizmi açmak. O burasında Türkiye'de turizmi açılan ilk roman mahallesi yapmak. Sarıçay'ın derinleşmesinin içinden alınacak kumlarla karşılanacağı kaynak çok önemli projenizde, kaynakları hazır. Hepsini bunun Vidoğlu proje halinde 1 Eylül'de yapacağımız lansman toplantısında Çanakkale kamuoyuna aktaracağız. Çanakkale'nin kent olarak Türkiye'nin en özel yeri olduğunu vurgulayan Öngen, 5 yılın sonunda şehri kimsenin tanıyamayacağı bir güzelliğe kavuşturabileceğini söyledi. Eğer kısmet olursa örgütüm, halk teveccüh eder, genel merkezim, partim uygun görür beni aday gösterirlerse ve kesinlikle Çanakkale'yi 5 yıl sonunda kimsenin tanıyamayacağı bir haline getirebilirim. Ben ve ekibimle birlikte. Bu imkansız değil. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu hayatının son 40 yılında imkansız denen projeleri hayal etmiş ve yaşama geçirmiş biri olarak söylüyorum. Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü civarı orman alanında yangın çıktı. Çanakkale, Bayramiç, Keşan'da konuşlu 3 helikopterle Balıkesir'de konuşlu 2 helikopter ve 2 su atar, uçak ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde gözetleme faaliyeti yapan Kocatepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden bildirilen Otlukdere köyü civarı orman alanından duman yükseldiği ihbarı geldi. Çanakkale, Bayramiç, Keşan'da konuşlu 3 helikopterle, Balıkesir'de konuşlu 2 helikopter, 2 su atar uçak ve kara ekipleri yangın bölgesine gönderildi. 2 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 7 arazöz, 2 uçak, 2 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 treyler ve toplam 140 personelle müdahale edilen yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. 11 Ekim 2022'de hizmete açılan 9,6 kilometrelik yol ve Assos-Troya tünelleriyle 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indiren Küçükkuyu tünellerinde 9 ayda gerçekleşen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, araçlarda ağır maddi hasarlar meydana geldi. Hız sınırının 80 kilometre olduğu tünellerde bu sınıra uyulmaması ölüme davetiye çıkarıyor. Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması adına tünellerde acilen hız kontrolünün sağlanması gerekiyor. Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu yolu Assos ve Troya tünellerinde peş peşe yaşanan ölümlü kazalar kamuoyunun dikkatini çekiyor. Tünel kullanıcıları uygun hız ve güvenli takip mesafesi hakkında bilgi levhaları, ışıklı işaret cihazlarıyla tünele girmeden önce bilgilendiriliyor. Tünelde hız sınırı 80 kilometre ancak bu hız sınırına uyulmaması ölümlere sebebiyet veriyor. Hız kontrolünün yapılmadığı tünellerde video kameralı radar cihazı yok. Trafiğin yoğun olduğu günlerde seyir halinde radar uygulaması yapılıyor ancak trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Aradan geçen 9 ayda tünellerde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi de yaralandı, araçlarda ağır maddi hasarlar meydana geldi. Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması adına tünellerde hız kontrolünün acilen sağlanması gerekiyor. Kamuoyu yaşanan acı kazaların ardından tünellerde hız kontrolünün nasıl yapılacağını ve alınacak önlemleri merak ediyor. Assos tünelinde dün meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önünde seyir halinde olan karpuz yüklü traktöre arkadan çarptığı, parçalanan traktörün sürücüsü Hüseyin Özel'in çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor. Tünellerin açılmasından sonra ilk ölümlü kaza 1 Mayıs 2023 tarihinde meydana geldi. Tugay Işıldağ'ın kullandığı otomobil Troya tünelinde Lütfi Erken'in kullandığı seyir halindeki kurtarıcı aracına sağ taraftan çarptı.
Kazada otomobildeki Tugay Işıldağ'ın eşi Esra Işıldak olay yerinde hayatını kaybetti. 3 Haziran 2023 tarihinde aynı tünelde bir ölümlü kaza daha meydana geldi. Çanakkale istikametinde seyreden otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. 20 yaşındaki Şenay Şentürk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salataların vazgeçilmezi ve uygun fiyatlı sebzelerden biri olarak görülen marulun adeti bugün salı pazarında 20 liradan tezgahlardaki yerini alırken vatandaşlarsa fiyattan dert yandı. Akaryakıt fiyatlarındaki ve özel tüketim vergisindeki artış pazar tezgahlarında sebze ve meyve fiyatlarını etkilemeye başladı. Semt pazarlarının en ucuz ürünlerinden olan marulun fiyatı 20 TL oldu. Sıcak havalardan dolayı marulların dayanmadığını belirten pazarcı esnafı Cahit Aydın, fiyatların daha da artabileceğini dile getiriyor. Şimdi mevsim olarak biz bunu her türlü şartlarda sıcak hava şartlarına uygun fidelere ekiyoruz. Ama bu bilen dayanmıyor bak. Kışın dikilen marul değil bu. Bu yaz sıcaklığına en uygun marul fidesi bunlar ama bunlar da dayanmıyor. Fiyat artabilir, aşağı inmez. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi, pazar çantaları güçlükle doluyor. Öyle ki karı koca emekli profesörler bile geçim sıkıntısı çekiyor. Çok kötü durumlar. Bak bir şey alamadan gidiyoruz. İstemiyoruz, almıyoruz marul falan, domates çıktı artık. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Pahalı. Hiç iyi bulmuyorum. Ülkenin girişini iyi bulmuyorum, Allah sonumuzu ayrılsın. Tüketiyoruz, tabii tüketiyoruz ya, tüketmez miyiz ama alabildiğimizi alıyoruz. Ben emekli profesörüm. Ben şikayet ediyorum. En üst derece memurum ben. Ama öyle bir duruma geldik ki ben şikayet ediyorum. Biz karı koca profesörüz. Halimize bin şükür. Son günlerde gelen zamlar yaşamın her alanını olumsuz etkiliyor. 24 Temmuz'da yürürlüğe giren beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlarında %30,5 oranında zam gelirken eczacılar zam oranını yetersiz buldu. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak İlaç fiyatlarına 24 Temmuz'dan itibaren %30,5 oranında zam geldi. Karara göre beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14 lira olarak belirlendi. Ama eczacılar zam oranından memnun değil. İşletme giderleri gibi birçok harcamalarının da arttığını belirten eczacılar, ilaçlara gelecek olan zam oranının %60 oranında olması gerektiğini dile getirirken, Çanakkale Eczacılar Odası Başkanı Jale Karaat'a detayları Ton TV mikrofonlarına aktardı. İlaçlara zam geldi. İlaçlara zam gelmesi hani eczacıyı çok böyle hoplatacak, eczacıyı sevindirecek bir şey de değil. İlaçlara gelen zam orantısında, doğrultusunda eczacının da karlılığı düşüyor. Bu vatandaşa çok zor anlatabileceğimiz bir olay. Bunu biz bakanlıkla ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini, ilaca gelen zamla birlikte ilaç fiyat kararnamesindeki bizim karlılığımızla yansımasını istiyoruz. Bizim güncel eczane giderlerimiz, elektriğimiz, suyumuz, her eczane yaz döneminde ve kış döneminde 2500'den 3000 liradan aşağı elektrik parası ödemiyor. %60'ın altında zammın yani yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bunları bakanlığın sesimizi duyup veya sanayiyle, sanayicilerle, üreticilerle bir masa etrafında hep birlikte toplanıp çözümlenmesi gerektiği olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısı yakınında 300 tır ve 200 küçük araç kapasiteli tır parkı açıldı. İpsala Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, tır parkı sayesinde geçişlerin hızlı ve konforlu şekilde sağlanacağını, tır ve otomobillerin rastgele park yapmalarının önleneceğini, kargaşa yaşanmasının ve ülkemizde göçmen hareketliliğinin yoğun olduğu süreçte yasa dışı sınır ihlalinin de önüne geçileceğini aktardı. Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısı yakınında 300 tır ve 200 küçük araç kapasiteli tır parkı açıldı. Tır parkına geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in ismi verildi.
Umat İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı açılışına Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen'in davetiyle Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım sağladı. Tır Parkı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 2023 hedefleri ve Türkiye vizyonu çerçevesinde hükümet olarak politikaları belirlediklerini, iç ticareti düzenlediklerini ve ihracatı artırmak için ulaştıklarını belirterek, bu çerçevede bugün çok hayırlı ve önemli bir açılış için bir arada olduklarını söyledi. Umat İpsala Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısı yakınındaki 300 tır ve 200 küçük araç kapasiteli Umat İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı hakkında Ton TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Kaya Üzen, hepinizin bildiği üzere biz Trakyalıların tek yumruk olup bir noktaya vuramadığı söylenir. Fakat Trakya'nın 28 oda ve borsa olarak bu sözün gerçek olmadığını Umat Gümrük ve Turizm işletmelerinde herkese göstermiş olduk. İşte birlik, işte yumruk dedi. Başkan Üzen, tır parkı sayesinde geçişlerin hızlı ve konforlu şekilde sağlanacağını, tır ve otomobillerin rastgele park yapmalarının önleneceğini, kargaşa yaşanmasının ve ülkemizde göçmen hareketliliğinin yoğun olduğu süreçte yasa dışı sınır ihlalinin de önüne geçileceğini aktardı. Konuşmaların ardından tır parkının açılış kurdelesi kesildi, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Misafirlerimiz, alandan ayrılmamanızı rica ediyorum. Ardından Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Umat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve üyelerinin katılımıyla tesiste incelemelerde bulunuldu. Tatlım Tır parkı yurt dışına çıkış yapan yolculara da hizmet edecek. Yolcuların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesis olmasının yanı sıra sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, PTT mobil şube, döviz bürosu, geçiş belgesi dağıtım ofisi, şoför bekleme salonu, duş alanları, berber ve çamaşırhane de bulunuyor. Türkiye'nin diplomasi mücadelesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mithat Atabay, Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu ve çağdaş bir toplum yaratmanın belgesidir dedi. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda tanınmasını ve egemenliğinin kabulünü sağlayan Lozan Antlaşması 100 yaşında. Lozan Antlaşması kimine göre Serv sonrası yoktan var edilen büyük bir zafer, kimine göre ise Misak-ı Milli'den ödünler veren bir masa başı yenilgisi. Lozan'a ilişkin tartışmalar 100 yıldır sürüyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Mithat Atabay açıklamayı yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında ülkenin toprakları işgale uğradı ve sonra da Paris Barış Görüşmeleri sonrasında Serv Anlaşması imzalandı. Serv Anlaşması'nın özelliği bütün Türk milletinin yok edilmesini amaçlayan bir anlaşma olmasıdır. Bunu Atatürk ve arkadaşları ilk andan itibaren reddettiler ve Anadolu Hareketi'ni başlattılar ve Kurtuluş Savaşı yapılarak Anadolu'daki bütün işgaller sona erdirildi. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Batı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleriyle eşit koşullar altında Lozan'da bir konferansa davet edildi ve bu konferans kapsamında Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Tartışmalar başladı. Bu tartışmalar içerisinde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan ikinci grup bu Lozan Konferansı'na karşı tepkiler gösterdiler. Bu tepkilerin en önemli sebepleri efendim daha fazla toprak alabilirdik. İşte şu adaların için almadık, Musul'un için almadık gibi tartışmalar içerisinde yer alıyordu. Halbuki Lozan Konferansı sırasında esas alınan nokta Misak-ı Milli sınırları olmuştur. Ve Misak-ı Milli'nin özünde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern ve tam bağımsız bir devlet olması temel prensip olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda ayrıca Türkiye halkıyla beraber modern bir toplum olması konusunda da Lozan Konferansı tabii böyle bir
belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktor Atabay, Türkiye'nin modern ve tam bağımsız bir devlet olarak temellerinin atıldığı Lozan'ın ayrıcalıklarını kaybeden bazı çevreleri rahatsız ettiğini de vurguladı. Lozan Konferansı ve yapılan anlaşmayla beraber ve peşinden de Cumhuriyet'in ilanı ve devrimlerle birlikte bu ayrıcalıklarını kaybettiler ve bu ayrıcalıklarını kaybedenler de başta Lozan olmak üzere ve ayrıca da Lozan kahramanı olan İsmet Paşa hakkında sürekli olarak tartışmaları gündeme getirdiler ve bu tartışmalar günümüze kadar devam etti. Ve Lozan Konferansı'nın hatta yani bir hezimet olduğuna kadar ifade eden ve bu konuda kitap yazan insanlar da çıktı. Maalesef bugün bu konuyla ilgili tartışmaları yapan insanların Lozan Konferansı'nın ne tutanaklarını, ne Lozan Konferansı'nın metnini, ne anlaşma metnini ve ilgili sözleşme ve protokolleri okumadıkları görülmektedir. Aslında cahillik tabii karşı olmayı da beraberinde getiriyor maalesef. Halbuki Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi ve çağdaş bir toplum yaratmanın belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bugün de hayattadır ve yürürlüktedir. Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün ailesi tarafından bağışlanan organları Bursa'daki 5 hastaya umut oldu. 30 yıl boyunca diyalize giren hasta böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine taşınırken merdivenlerden düşüp Çanakkale Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 66 yaşındaki devlet ses sanatçısı Mehmet Ertürk'ün geçtiğimiz hafta beyin ölümü gerçekleşmişti. Sağlığında organlarının bağışlanmasını isteyen Ertürk'ün böbreklerinden biri, 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan ve 6 aydır sıra bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay'a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyon sonucu böbrek nakli olan Bay, organ bağışı çağrısında bulundu. Herkes organlarını bağışlasın. Çünkü bak dünkü olayda 5 kişinin hayatı kurtuldu. 2 tane böbrek işte, karaciğer, korneyalar. Vatandaşlarımız duyarlı olsunlar. Bağışlasınlar yani, toprak olacak sonuçta. Operatör Doktor Mahmut Asat Danışoğlu yaklaşık nakil sonrası hastasının durumunun iyi olduğunu ifade etti. Cumartesi günü yaklaşık 30 yıllık bir diyaliz hastası olan İsa Bey'e nakili gerçekleştirdik. Tabii süreç yaklaşık öncesi ve sonrası 24 saat süren bir süreç. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra da hastamız postop ikinci günde. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esma Nur Solmuş tarlanın bir kenarında uyudu. Tarla sahibi Akifa yönetimindeki 16F3252 plakalı kamyonet uyuyan çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Nur Solmuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki organize sanayi bölgesi 2. cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında başladı. Fabrikadaki yağ kazanı alevlere teslim oldu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Kırkgöz mahallesinde Mustafa Aydın yönetimindeki 59S0314 plakalı işçi servisi yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki Ömer Hercan, Mustafa Kıvanç, Ferdi İdiz, Serdar Maza, Mustafa Eker ve Barış Taylı yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Edirne'de silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Edirne'de Talat Paşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafede oturan EB, husumetlisi VÇ ile UÇ'nin saldırısına uğradı. Olayda EB ve kafede bulunan GT silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince hareket halindeki lastik bot içindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince hareket halindeki lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden TCSG 61 sahil güvenlik botu durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Türgücü yolu üzerindeki Teski su deposu mevkiinde ağaçlık alanda çıkan yangın anız tarlasına sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını ikamet alanlarına sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası ağaçlık alan zarar gördü. Yangının sıcak havanın etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4000 saman balyası, bir traktör ve sera kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de AYY'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ahırın içerisindeki saman balyalarından yükselen alevler komşu bahçeye de sıçradı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında toplam 4000 saman balyası, bir traktör, sera ve sera malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kırklareli Jandarması kırsal bölgelerdeki baraj ve göletleri boğulma olaylarına karşılık 7/24 denetim altına aldı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Devlet Su İşleri Çayırdere ve Kurudere barajlarıyla Evciler Göleti'nde meydana gelebilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Pınarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü personeliyle birlikte müşterek faaliyet gerçekleştirdi. Drone destekli uygulamada baraj ve göletler tek tek kontrol edildi. Jandarmanın vatandaşın huzur ve güveni için 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi. Bursa'da sahil güvenlik ekipleri trolcülere aman vermedi, yasağına rağmen kaçak avlanan balıkçılara ceza verildi.
Bursa'nın Gemlik ve Yalova'nın Armutlu ilçelerinde sahil güvenlik komutanlığı ekipleri trolcülere göz açtırmıyor. Narlı, Kapaklı ve Fıstıklı sahillerinde operasyona çıkan ekipleri fark eden trolcüler kaçmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalanan kaçak avcılara yüklü miktar ceza kesildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kaçmaya çalışan trolcülere karşı amansız mücadelesi vatandaş kameralarında an be an yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Mudanya'nın Eşkel sahilinde operasyona çıkan sahil güvenlik ve tarım müdürlüğü ekiplerini fark eden trolcüler tonlarca yavru mezgidi denize döküp kaçmıştı. Sahil güvenlik ekipleri kaçak balıkçıları yakalayıp ağır ceza kesmişti. Trakya Üniversitesi'nin 41. kuruluş yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Edirne'de Balkan Kongre Merkezi'ndeki programda Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Senato üyelerine üniversitenin kuruluşundan bugüne geçen süreci anlatan sunum yaptı. Senato üyesi akademisyenlerin üniversiteye dair anılarını paylaştığı program, fuaye alanında 41. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu kendisi için duygusal bir program olduğunu söyledi. Trakya Üniversitesi'nin 1992'den beri mensubu olarak gelişimine şahitlik ettiğini belirten Tabakoğlu şunları kaydetti. 82'de kurulmuş 20 Temmuz'da. Onun seneyi devriyesinde bugün senatomuzla beraber bir değerlendirme yaptık. Ne yaptık, nasıl gidiyoruz, geleceğe ne yapacağız diye. Aldığımız mesafe gerçekten çok sevindirici. Ciddi bir başarı gözüküyor. Ve bu ivme ile bu başarının giderek artacağını da söylemek mümkün. O yüzden mutluyuz. Trakya Üniversitesi bir bölge üniversitesinden, bir Balkanlar Üniversitesi'nin artık bir dünya üniversitesine doğru yürüyor. Tekirdağ'da drift yapan ve buna ilişkin görüntülerle şikayet edilen sürücüye 21.729 lira ceza uygulandı. Tekirdağ Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Arif Hikmet Caddesi'nde vatandaşlar tarafından bir aracın drift yaptığı görüntüler kayıt altına alındı. Otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri incelemelerin ardından sürücü GY'yi gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 21.729 lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan GY hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu düzenleyen 179. maddesinden de adli işlem yapıldı. Avrupa'da yaşayan Türklerin karayoluyla yurda gelişlerde kullandığı Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından tatil sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 295.979 araçla 1.186.489 yolcu giriş yaptı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişleri sürüyor. İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türkler, uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor. Gurbetçilerin en çok kullandığı sınır kapısı her yıl olduğu gibi Kapıkule oldu. 179.835 araç ve 737.639 yolcuyla ilk sırada yer alan Kapıkule'yi, 49.194 araç ve 193.371 yolcuyla İpsala, 32.869 araçla 129.378 yolcuyla Hamzabeyli, 19.606 araç ve 87.267 yolcuyla Dereköy, 14.475 araç ve 38.834 yolcuyla Pazarkule takip etti. Almanya'nın başkenti Berlin'den ailesiyle birlikte gelen Yunus Emre Kahraman, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi. İnşallah memleketimize birazdan ayak basacağız. Dört gözle bekledik bir senedir. Gelmek nasip oldu çok şükür. Sizleri gördüğünüzde memnun olduk. Tabii ki
İlginç olan odur ki ikimiz de, eşim ve ben orada doğup büyüdük. Fakat her zaman memleket olarak burasını gördük, Türkiye'mizi gördük ve görmeye devam edeceğiz inşallah. Almanya'dan Sakarya'ya giden Sedat Şaban da cumartesi sabahtan beri yolda olduğunu söyledi. Gurbet zor. Özlem çok. Yani öyle. Bambaşka bir his. Evimdeyim. Fransa'da yaşayan Pınar kendi gelende bir aylık izin için büyük bir hevesle ülkesine geldiğini söyledi. Perişanlığına geliyoruz ama değiyor, vatanımız için her şey yaparız. Vatanımız için. Duygulanıyoruz, seviniyoruz, her şey. Her şey yani. Vatanımız bizim her şeyimiz. Balıkesir'in Edremit ilçesinde cep telefonu kamerası zeytinli çayında yüzen Caretta Caretta cinsi kaplumbağayı görüntüledi. Bu nadir görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadi güle güle. Edremit Körfezi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları deniz suyu sıcaklığında da yaşanıyor. Deniz suyunun ısınmasıyla Edremit Körfezi'nde daha çok sıcak sularda bulunan bazı türler daha sık görünmeye başladı. Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı'nda Caretta Caretta cinsi bir deniz kaplumbağası cep telefonu tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Uzmanlar görüntülerdeki kaplumbağanın sırtında yosunlanmaların olduğunu, bunun kaplumbağanın batma sorunu yaşadığının işareti olabileceğini kaydetti. Uzmanlar bu tür kaplumbağayı görenlerin yetkililere bilgi vermesini istedi. Hadi güle güle. Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. İyi akşamlar. Paşa Kuyumculuk. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sunar. Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı. Borsa 0,83 puan düşerek günü 6640 puandan kapadı. Çanakkale altın piyasasında ise fiyatlar şöyle oluştu. Çeyrek altın 2855 liradan, Cumhuriyet altını 11500 liradan, 22 ayar bilezik ise 1660 liradan alıcısına ulaştı. Serbest döviz piyasasında dolar 29 lira 91 kuruştan işlem görürken, euro 29 lira 73 kuruştan alıcısına ulaştı. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sundu. Alınan bilgiye göre Çanakkale ili ve ilçelerinde gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle oluşacak. Çanakkale güneşli 24.39, Ayvacık güneşli 22.38,
Bayramiç Güneşli 24.43, Biga Güneşli 24.42, Bozcaada Güneşli 24.32, Çan Güneşli 24.44, Eceabat Güneşli 23.38, Ezine Güneşli 24.41, Gelibolu Güneşli 24.38, Gökçeada Güneşli 24.32, Lapseki Güneşli 24.37, Yenice Güneşli 23.43 derece. Marmara bölgesinde bulunan illerimizde ise gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle oluşacak. İstanbul Güneşli 26.38, Balıkesir Güneşli 22.44, Bursa Güneşli 26.42, Bilecik Güneşli 19.40, Kocaeli Güneşli 22.42, Sakarya Güneşli 21.41, Yalova Güneşli 25.40, Edirne Bulutlu 22.43, Kırklareli Bulutlu 21.41, Tekirdağ Güneşli 23.39 derece.